من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظَهَرَ الْفَسَادُ <سؤال> فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ

konuşma yapacağız inşallah. Bir önceki dersimizde şirki anlatmıştık. Bugün ise şirkin ziddi kamili olan, tam ziddi olan imani anlatmaya çalışacağız. Biri bilinirse diğeri de bilinir. Küllü şeyin yorafu bi ziddihi kaidesince her şey kendi tarifiyle anlaşıldığı gibi bir de ziddinin tarifiyle de o şey anlaşılır. Şimdi burada şirki anlattık. İman ne o zaman? Şirki anlattık, iman anlaşıldı. Fakat arada bir fark var. İman, mu'meni bih olan, inanılacak şeylerin tamamine inanmakla hasil olur. Mu'meni bih nedir? Cibril hadisinde az sonra okuyacağız inşallah inanılması farz olan, zaruri olan, gerekli olan şeylere tamamına inanmak imanın husuli için şarttır. Ama şirkin husuli için mümeni bih olan yani inanılması gereken hususların tamamini inkar etmek şart değildir. Mesela mümeni bih olan kat'i delille sabit olan hükümler vardır. Bu hükümler ister ibadetle alakalı olsun, ister ahlakla alakalı olsun, ister ukubatle alakalı olsun ister hukukla alakalı olsun, ne ile alakalı olursa olsun, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından kat'i delille bize peygamber vasıtasıyla arz edilen ve vücubuna, farziyetine delalet eden delillerle bize gelen ahkamın tamamine inanmak iman için gereklidir. Ama münkir olmak için küfür tehlikesine maazallah düşmek için tamamini inkar etmeye hacet yoktur. Bir tanesini inkar etmek yeterli olur. Kur'an-ı Azimuşşan'ın mu'meni bih olanlardan, mu'meni bihlerden bir tanesi nedir? Hazreti Kur'an'dır. Biraz sonra hadisi şerifte anlayacağız. Hazreti Kur'an'a inanmak, tumune inanmak. Madem ki mutevatırdır Kur'an, Madem ki tevatüren bize kadar intikal ede gelmiştir. Madem ki Kur'an'da ihtilaf yoktur. Madem ki bütün dünyadaki Kur'an ve mushaflar aynıdır, Demek ki burada bir te, te, tevatur vardır, mutevatırdır. Mutavatır haberlere inanmak zarureti vardır akli selim, mutevatiri inkar etmez. Tevatüren nakledile geleni reddetmez. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun sahabelerinden olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bu hulefayi raşidinin yaşadığına bunlar efendim e, halife olduğuna, bunların efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgili eshabi olduğunda şüphemiz var mıdır? Yoktur. Buna kesin inanıyoruz ama buna inandığımız gibi Ebu Cehil'in de varlığına inanıyoruz. Yani Ebu Cehil diye bir zat da vardı. Ebu Leheb diye bir zat daha vardı. Evet. Ebu Talip diye bir zat vardı. Peygamberimizi himaye etmişti. Bunların da varlığına inanmamız yani bunlar yaşadılar. Neyle inanıyoruz? Tevatürle nakledile geldiği için. Demek ki haberi mutevatir e, o habere inanmak zarureti vardır. Kur'an-ı Kerim'in de haberi mutevatir olduğuna Fatiha'dan Nas suresine kadar olan tüm ayetlerin tevatüren nakledile geldiğine asla şüphe yok. Öyleyse Kur'an'ın Allah kelami olduğuna Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuyup bu Kur'an'dır dediği kitaba Kur'an diye inanmamız farz olduğu gibi bunun ahkaminin kıyamete kadar geçerli olduğuna asla gününde, peygamberimizin gününde neshedilmemiş ise kıyamete kadar bu ahkamın devam ettiğine de inanmak zarureti vardır. Evet, inanmayan ne olur? Dinden uzaklaşmış olur vahye inanmak zarureti vardır. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan ayetler vahye dayanıyorsa ki ayet olması için vahye dayanması lazım. Bir önceki derste de arz etmişiz. Vahi sadece ayetler vahye dayanmıyor. Hadis-i şeriflerde vahye dayanıyor. Evet, ve ma yantiku anil hava in huve illa vahyun yuha buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ne diyor? Ve ma yantiku konuşmaz. Evet, anil hava havadan, nefsinden, kendinden bir şey söylemez. İn huve o konuştukları değildir. İlla ancak vahyun vehidir. Evet, şeriatla alakalı olan ifadeler vahye dayanmaktadır. Ama tabii hallerden bahseden e, günlük konuşmalar şeriatla, dinle, İslamla alakası olmayan normal konuşmalar ayrı bir şey. Fakat Şeriatla alakalı, İslam ile alakalı, din ile alakalı olan hususlar vahidir. Vahyi gayri metludur. Bir önceki dersimizde bunu arz ettik. Yani tilaveti vahid değil ama onun ifade ettiği mana, ifade ettiği mana ile sabit olan hüküm kesindir. Çünkü burada ne diyor Allah Celle ne buyuruyor? Ve ma yantiqun İn huve o değildir. İlla ancakdır vahyun vahidir. Yuha kendisine vahiy Burada kasır yollarından hasir yollarından ve kasir yollarından en kuvvetlisiyle kasredilmektedir. O değildir ancak vahidir, kasir ifade eder. Yani ancak odur, başka bir şey değildir manasını ifade ediyor. Bu Arap lisanında çok kullanılır. Bu kasır yollarından bir tanesi de innemadır. İnnema efendim la ve illa manasını koltukladığı için o kelimeyle de kasır olur. Fakat en sarih kasır yollarından en sarih olanı önce nefi sonra ispat. Mesela böyle bir kasır her Müslüman kullanıyor. Nerede? Kelimeyi tevhidde. La ilahe ilahlar yoktur. İllallah ancak Allah vardır. Önce nefi sonra isbat. Burada da aynı ifade var. İn huve illa vahyun yuha. Oradaki in nefi içindir. Manası o değildir ancak vahiden ibarettir konuştukları. Öyleyse hadis-i şerifler de vahiydir. Zaten Kur'an-ı Azimuşşan'da bize intikal etmesi, e, peygamberin ağzından olduğundan, yani biz Kur'an-ı Azimuşşan'ın, tevatüren sabit olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın da vahiy olduğuna inanıyoruz ama, bunu biz Allah'tan vahiy olarak almıyoruz veya Allah'tan duymuyoruz. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden bana bu ayet nazil oldu diyor ve ayeti okuyor. Evet, manasıyla, elfazıyla, ibaresiyle, fasahetiyle, belagetiyle Aynen Allah'ın vahyettiği gibi onu okuyor. Ama vahiy, gayri metlu olan hadis-i şerifte Kur'an'ın fesahet ve belagat derecesinde olmayabilir. Demek ki Cenab-ı Allah Kur'an'ı vahiy ederken hem ifade ettiği manayı ifade ederken bunun yanında Araplarda meşhur olan fesahete ve belagete de Arapların usulünce ona da riayet ederek göndermiştir. Çünkü ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi ve ved'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer Muhammed Aleyhissalatu vesselam indirdiğimiz kitapta şüpheniz varsa ki bu Allah kelami mi yoksa Muhammed'in kelami mi? Evet. Evet ve tu bir suretin bir beşer Kur'an'ın fesahetinde ve belagatinde gerek mana yönünde belagati gerekse ibare yönünde fesahet ve belagatinde mislinde bir sure getirin, bir Kur'an getirin demiyor. Bir sure getirin, yeterli kabul edeceğiz. Evet. Ve o şuhada ekum bu hususta ne kadar fesih, belir, fesahet ve belagetten, belagetle, fesahatle meşhur olan alimlerinizi toplayın. Şu aranızı, bulağanızı getirin, onlar da size yardım etsinler ve Kur'an-ı surelerinden bir surenin mislini getirin bakalım. Ve inlem tefalu eğer bunu yapmayacaksınız ki velen tefalu elbette de yapamayacaksınız önceden bildiriyor Allah. Öyleyse, öyleyse Kur'an Allah kelamıdır. Evet. Fettekun <Sessizlik> Kur'an'ın bahsettiği ateşten korkun. Uiddet <Sessizlik> kafirin. Kafirler için hazırlanmış olan o ateşten korkun. Eğer Kur'an'ın bu fesahat ve bu belagat karşısında Fes ediyor ve hala Allah kelamı olduğuna inanmıyorsanız, kafirler için ben bir cehennem hazırladım ya, heh, siz de ona hazır olun. Muhteremler, şimdi günümüzde bakıyoruz ki, çok çok cüretkar e, insanlar vardır. El cahilu cesurun diye bir kibar kelam vardır. Korkmadan, Acaba imanım uçup gider mi düşüncesine dalmadan efendim tahsiline, diplomasına, okuduğu efendim e, hocalara, kitaplara güvenerek Kur'an hakkında beyanda bulunuyorlar. Öyle bir beyan ki Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu'yu haşa ve haşa e, düşüren ve ona yakışmayan Cenab-ı Mevla'yı o gibi şeylerden tenzihi vacib iken tenzihi vacip olan hususlarla Cenab-ı Mevla'yı tavsif etmek suretiyle tenzih etmeleri gereken hususlarla Allah'ı vasıflandırmak suretiyle büyük bir tehlikeye düşüyorlar. O iman denilen devlet kuşu başlarından uçup gidiyor ama bundan belki de haberleri yoktur. Evet, geçtiğimiz derste bahsettik ahkam ile alakalı ayetleri tarihsel diye reddediyorlar. Bu imani götüren büyük bir tehlikedir. Evet, hukukla alakalı ayetleri tarihsel deyip tarihin ötesine atıyorlar. Ukubat ile alakalı hadlerle alakalı olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın hükümlerini inkar etmek suretiyle. Ayetlerini inkar etmiyorlar. Evet bu ayet vardır. Bu ayet mutevatırdır. Bu ayet Allah tarafından gönderilmiştir kabul ediyoruz ama bu ayetlerle efendim amel edilmesi uygun değildir itikadini taşıdıktan sonra ayetin ne manası olur? Evet. Yüce Allah Celle Celaluhu bir ayetinde buyuruyor mesela. Vellezine yermunel muhsenat o kimseler ki korunmuş iffetli namuslu kadınlara İftira atanlar var ya, iftira atıyor da sonra ne yapıyor? ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ Sonra dört tane şahit getiremiyor. Üç tane adil şahit getirse bile, o iddiada, yani iftira iddiasında bulunan kişiler, o uçu da, efendim haddi gazif yerler, ceza yerler. Niçin? Çünkü dördüncü şahidi getiremediklerinden hüküm havada kalır ve bu iftira sayılır. Evet. Sümme lem bi erbaati şuhada. Dört şahit, dördü da adil daha önce yalancılıkla iftira ile itham edilmemiş, daha önce haddi kazif yememiş, safa sağlam dürüst insanlardan dört tane şahidin zina hali üzerine görmedikçe hüküm verilmez diyor Allah. Bu dört şahidi getiremeyenlere duhum. Semanine celde, 80 değnekle onları cezalandırın. 80 değnek yedi, ondan sonra geçti gitti. Değil öyle. Sümme, ondan sonra da evet. 80 değneği vurduktan sonra ne yapacaksınız? Ve la tekbelu minhum şehadeten ebeda onlardan ebediyen şahitliğini kabul etmeyin o kimselerin şahitliğini kabul etmeyin. Yani halk arasında dolaşırken herkes tarafından bilinecek ki bu adam muftelidir, iftiracidir. Bu adam mahkemede şehadeti makbul değildir. Bu ceza değnek yemekten daha kötüdür. Damgalı bir insan şehadeti dahi kabul edilmeyen bir insan. İşte Cenab-ı Mevla'nın böyle müeyyidesi vardır Kur'an'da. Sen bu ayeti okursun fakat isabetsizdir bu olmaz diye. Yani bunu beğenmezsen. Ayet olduğuna inanmak yetmez ki. Yani Ebu Cehil ve onun adamları bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyorlar? Evet. Ya Muhammed biz sana inanıyoruz. Biz senin getirdiklerine inanmıyoruz diyorlar. Bak biz sana inanıyoruz ama getirdiklerine inanmıyoruz. Sen doğrusun, Durusun. Asla yalan söylemezsin. Çünkü 40 senelik bir üzerinde bir tecrübemiz vardır. Duruşluğuna, hakkaniyetine, sıdkına, emanetine, ismetine dair delillerimiz vardır. Onun için senden şüphe etmiyoruz ama getirdiğin şeriatı kabul etmiyoruz dediler. Peki bunu diyenler ne oldu? Ebu Cehil oldu. Ve istemsik billezi uhiye ileyke sana vahyod vahyedilene yapış tutun. İstimsak böyle bırakmamak bırakmamacısına iyice yapışarak elini asla bırakmayarak öylesine şeriat ipine sarıl. Neden öyle? İnneke şüphe etme sana göndermiş olduğum şeriattan asla şüphe etme. Çünkü inneke ala sıratin mustakim Allah tarafından Peygamberimize bildiriliyor, bildiriliyor ki sen muhakkak ve muhakkak müstakim dost doğru bir yol üzerinesin. Cenab-ı Mevla Habibine vahyetmiş olduğu yolun dost doğru olduğunu apaçık bildiriyor. Evet. Müstakim bir yol. Peygamberine bu bildiriliyor. Ve ayet olarak da bize aktarılıyor, bize de bildiriliyor. Evet, bize de bu emir veriliyor. Yani peygambere festemsik, bize olunca festemsikû. İstimsak edin ey Muhammed ümmeti, billezi, ol bir yola, ol bir kurallara ki uhiye İla nebiyyiküm demektir. Ha, peygamberinize vahyedilene tabi olun. Evet, şu tabi olduğunuz Allah tarafından size gönderilen yol nasıl bir yol? Dost doğru bir yoldur. İnne ke ala Siz inne küm ala sıratim bize nispetle efendim mana verecek olursak dost doğru yol üzere olduğumuzu Cenab-ı Mevla beyan ediyor. Ve innehu le zikrun leke ve kavmik. Bu bir öğüttür. Bu bir kuraldır. Yaşanması gereken kurallardır. Kurallar menzumesidir bu din. Öyleyse sade sana değil veli kavmik, kavmine ümmetine, milletine fesevfe tus'elun ne derece peygamberin peygambere gönderilen vahye istimsak ettiğinizi, yapıştığınızı sorgulanacağınız bir gün gelecek. Ve sevfe Evet, burayı böyle anladıktan sonra, hani bir şey dedik, iman etmek için mu'meni bih olan hususların tamamine inanmak gerekir. Ama imanı kaybetmek için mu'meni bihlerin tamamını inkar etmeye gerek yok. Bir tanesini inkar bile kafidir. E peki Allah nedir? Celle Celaluhu gafurur rahimdir ve si rahmeti gazabim. Benim e, rahmetim gazabımı kuşatmıştır. Yani rahmetim gazabimden daha geniştir diyor Allah. Öyleyse buna baktığımız zamanda bir kat'i delille sabit olan bir hükmü inkar etmekle diğer ahkamı kabul etsen bile dinden uzaklaşıyorsun da iman etmek için neden tamamine inanmak gerekiyor? Hani Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti gazebinden çoktu. Niye böyle oluyor? Ha, bu Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'a yüzde yüz inanmak gerekiyor. Allah Celle Celaluhu'nun noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna, kemal sıfatlarla muttasif olduğuna inanmak zarureti vardır iman etmiş olmak için. E peki bu adam kat'i delille sabit olan bir hükmü inkar etmekle Allah'a zafiyet, noksanlık mı isnat ediyor? Evet, Allah'a noksanlık isn isnat ediyor. Cenab-ı Mevla Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri şu şeriatı, İslami, Kur'an'ı hangi sıfatına dayanarak gönderdi? İlim ve kelam sıfatı. Yani Kur'an-ı Azimuşşan, onun ahkamı, onun buyrukları Cenab-ı Mevla'nın ilim ve kelam sıfatının tecellisidir. Peki kelam sıfatıyla sabit olan ilim sıfatının süzgecinden geçip kelam sıfatıyla ifadesini bulan Hazreti Kur'an da veya onun verdiği hükümlerden birinde itiraz veya ona yakışmayan yorumları getirmek ne demektir? Her ne kadar Cenab-ı Allah'ta ilim sıfatı varsa, kelam sıfatı varsa bunda kamil değildir. Nakıstır, noksandır. Burada hata yapmıştır demektir. Ha Cenab-ı Mevla'yı takdiye eden, onu hataya nispet et, eden kişi diğer şeylere inansam bile başta Allah'a inanmıyor. İnanıyor da Allah'ın noksanlıklarla mücehhez olduğuna, muttasif olduğuna inanıyor. Kemalattan mahrum olduğuna inanıyor. Halbuki kemalattan mahrum, nekaisle mevsuf olan bir Allah yoktur. Böyle bir Allah'ımız yok. Bizim Allah'ımız kemalat ile muttasif, nekaisten münezzeh olan Allah'tır. Zerre kadar noksanlık, düşündüğün takdirde yani beka sıfatına ters düşecek efendim. Bir gün gelir Cenab-ı Mevla da ölür gibi bir insan düşünse. Fakat bununla beraber bütün ahkamini tasdik etse geçerli mi? Allah'ın zatini inkar ediyor bu insan. Onun için menibihlerin bihlerin tamamine inanmak şarttır. Ve bu da Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Sana inan diyor ki cennetime seni kavuşturayım diyor. İmanat seni teşvik ediyor ve cenneti sana vaat ediyor. Elbette ki bu nedir? Rahmetinin gızebini geçtiğinin ifadesidir. Muhterem dinleyenlerim bir reklam arası verelim. İnşallah devam edeceğiz. <laughs> Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Dersimize devam ediyoruz inşallah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun gönderdiği Hazreti Kur'an ve gönderdiği peygambere bütün ahkam ile, emri ile, nehi ile, haberleri onu tasdik etmekle ancak iman hasil olur. Allah'ın Kur'an'ı gönderildiğinden bugüne ve kıyamete kadar asla bir kelimesi değiştirilmemiştir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun buyuruyor. Biz bu Kur'an'ı indirdik, onu muhafaza edecek olan biziz. Bunu neyle muhafaza ediyor Cenab-ı Mevla? Yüzlerce, binlerce yetişen hafız kelamlarla, hafızlarla, Kur'an-ı Kerim, yani lisanımızla Türkçe olmadığı halde bu kadar yedi yaşında, sekiz yaşında bir çocuk bile baştan sona kadar ezberliyor, baştan sona kadar yanlışsız okuyabiliyor. Bu da Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in başkaca bir mucizesidir. Yani Kur'an'ın mucizesi sadece fesahetiyle, belagetiyle değildir. Aynı zamanda bu e, genç, körpe çocukların ezberlemesi büyük bir hadisedir. Evet, hiçbir kitap bu kadar kolay ezberlenmez. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar gelmesi 1400 sene önce hani bazılarının iddiasına göre, Hristiyanların iddiasına göre Muhammed peygamber değildi, peygamberim diye kuruldu, Kur'an'ı da uydurdu diyen Hristiyanlar var ya hani bazılarımızın bazılarımızın yani e, bizden bildiğimiz bazılarımızın onlarla dini yönde diyalog kurmanın uygun olacağını e, savunan diyalogçüler. Yani sen nasıl olur da senin peygamberin peygamberinin Hazreti Muhammed'in Allah'a iftira eden kitap uyduran haşa ve haşa binlerce haşa sahtekar olduğuna inanan böyle kabul eden bir insanla hiç diyalog kurulur Bunlar Mekke müşriklerinden daha beterdir bir yönüyle. Evet, ne demek Muhammed peygamber değildir? Onların itikadi diyeceksin tamam da, peygamber değilse, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim dedi değil mi? İddia etti ve 23 sene devam ettirdi. E o zaman peygamber değilse Kur'an neyin nesidir? Kur'an'ı da kendisi yazdı, uydurdu. 100 seneden beri bunu söyleyenler çok geldi geçti. Allah yerlerini nar etsin. Evet, o Kur'an'ı uydurdu ise bu peygamberliği bırak, peygamberini ne yapıyor? Kitap uyduran. Allah onu peygamber göndermediği halde peygamber gönderdi diye Allah'a iftira eden. Allah'a yalanı iftira edenden daha büyük zalim kim olabilir? Kur'an ayetinin muhatabı olan Hazreti Peygamber adeta kendi kendini en büyük zalim mi ilan etmiştir Allah'a iftira eden kişi olarak haşa e böyle iddiada bulunan insanla nasıl diyalog kuracaksın e o seninle kurar Hazreti İsa aleyhisselamın peygamber olduğuna onlardan çok biz inanıyoruz daha doğrusu onlar inanmıyor, biz inanıyoruz. Çünkü onlar Hazreti İsa'ya peygamber demiyor ki inanmış olsunlar. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu, Allah'ın haşa bir parçası olarak kabul ediyorlar. O zaman ne oluyor? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar edip uluhiyetini ikrar ediyorlar. Biz ise Hazreti İsa'ya laik olanı ikrar ediyoruz. Nedir o laik olan? Len yesten ki fel mesihu en yekuna abden lillah ve lel Yani peygamberlik şani düşük bir şan mı? Peygamberlik rütbesi düşük bir rütbe mi ki İsa aleyhisselam ondan istinkaf etsin? lâ yastankifu elbette istinkaf etmez yani haşa aşağılık görmez en yekûne abdülillâh şereflerin en yücesi olan Allah'a kul olma şerefinden asla istinkaf etmez bırak İsa aleyhisselam'ın efendim e, gibi birisinin babasız meydana gelen birisinin peygamberlikten istinkaf etmesini ve lail melaiketul mukarrabun, Cibril, Mika'il, Azrail efendim, e, hamletul arş gibi büyük Allah'a yakın olan melekler ki bunların ne anası var ne de babası var. Bunlar da Allah'a kul olmaktan istinkaf etmez. Çünkü kulluk şereflerin en yücesidir. Kulluk şerefinden daha yüce bir şeref yoktur. Kulluk şerefinden sonra gelen bir şeref varsa o da uluhiyettir. Uluhiyet ise yalnız bir zata mahsustur ki biz onu ifade ederken La ilahe illallah diyoruz. Nefi ve isbat ile kasir yoluyla tevhid ediyoruz. Allah tevhid eden muvahidlerden eylesin muvahhidlerden olmaya bizleri sabit eylesin. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinin hiçbirinin değişmemesi, Ezani ı Muhammediye'nin günümüze kadar okunması, bu kadar düşmanına rağmen okutulması, bütün dünyadaki camilerden, minarelerden, her minarenin tepesinden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu evet ismini şehadetle beraber şehadet ettiren eşhedü enne Muhammeden Resulullah şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın resuludur bu ilani 1400 sene sonra yaptırabilen bütün camilerden bütün minarelerden 1400 sene sonrasına bunu devam ettirebilen başka bir lider başka bir insan var mıdır Onun için diyoruz işte Muhammedun beşerun la kel beşeri belhuv ve yakutun beynel Haceri. tabii ki Muhammed bir beşerdir ama normal bir beşer değil o taşların arasında yakutun değeri neyse insanlar arasında hatta peygamberler arasında Muhammed yakut mertebesinde bir dereceye haizdir biz böyle inanıyoruz böyle inanma zarureti vardır Kur'an ayetlerini değiştiremediler. Evet. Hatta peygamberimizin doğruluğuna inanmış olan evet. Efendim, kad na'lemu innehu la yahzunu kellezi yekulun. Ey habibim Allah buyuruyor kad muhakkak na'lemu biliriz ki inne, len yahzunuk le seni mahzun ediyor seni üzüyor evet ellezî ol şey ki yekulûne diyorlar yani seni tekzib edenlerin tekzibi seni üzüyor ama fe innehum la yukezzibûneke habibi onlar seni tekzib etmiyor senin emin bir kişi olduğunu tasdik ediyorlar. Velakin zalimin lakin zalimler bi ayatillah yechadun. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Şimdi bu Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin seviyesine düşmek ne gariptir, ne cürettir. Nasıl düşüyorlar? Geçen dersimizde ahkam ayetlerini efendim e, tarihsel diyorlar. Peki, kıseler için ne diyorlar? Mesela, İbrahim aleyhisselamın kısası. Çok kısalar var da bir tanesini haber verelim. Ve izgâle İbrahim, bir zamanlar İbrahim aleyhisselam dedi. Evet. Demiş değil, dedi. Rabbi, ey Allah'ım, elini bana göster. Keyfe tuhil mevta? Ölüyü nasıl diriltirsin ya Rabbi? Kale Allah da buyurdu ki, Evelem tu'min inanmadın mı ya İbrahim? Kale, bela inandım Allah'ım. Ve lakin ne kalbi. Görüp keyfiyetini öğrenmek istiyorum. O da peygamberine lütufen, Fehuz minat tayr dört tane kuş al. Fesurhunne ileyke onları yanına al. Sümme can ala külli cebelin minhunne cüze. Onların başını kes. Efendim, kıyma halinde birbirine tüylerini, etlerini, kemiklerini karıştır. Hangi kemik hangi kuşundur bilinmesin hangi tuy, hangi kuşundur bilinmesin. O vaziyette çevir. Ondan sonra her birini bir dağa ala külli cebelin minhune cüzen. Sümmecal sonra kıl. Ala külli cebelin minhune cüzen. Onlardan her bir cüzünü bir dağa serpiştir. Bu kadar sarahaten ya. ne sonra çağır onları kıymalanmış et parçaları, kemik parçaları, tüyler çağırmakla gelir mi? İşte bizim cüretkar bazı ilahiyatçılar gelmez diye inanıyor ve buna tevil getiriyor. Bunların getirdiği tevile tevil denmez, teğhir derler. Evet, ayeti değiştirmek derler, inkar derler buna. Tevil şartları vardır tevil için. Evet. Yetineke sa'ya koşarak gelecekler. Evet. E olur mu böyle şey? E olurunu da Allah şöyle izah ediyor. Ve alem. Ey İbrahim bil ki Allah Allah azizun azizdir. Dilediğini yapar. Hekimun hekimdir. Hikmetle yapar. Bu apaçık ayete rağmen, bu ve benzeri kısseler semboliktir. Bunu söylemekle Allah'a niye iftira etmiş oluyor bu insanlar? Yani tevil etmiş olmuyor haşa. Bunu söylemekle Cenab-ı Mevla'ya yakışmayan, ve Allah'ı tenzih etmemiz gereken bir sıfatı Allah'a isnat ediyor. Allah'ı o sıfatla tavsif ediyor. Nedir o sıfat? Noksanlık arz eden sıfat. Yalan, kizb. Niye? Allah Kur'an'ında böyle yap, böyle olacak dedi. Hayır efendim o, o demek değil. Nedir? İşte onun canlı kuşları vardı da uçuruyordu sonra çağırıp geliyordu. Eğer öyle olsaydı onu öyle izah ederdi. İbrahim Aleyhisselam ona sormazdı. Yani canlı kuşumu uçuracağım ya Rabbi onu bana geri nasıl göndereceksin demiyor ki. Ölüyü nasıl diriltirsin Allah'ım diyor. Şüphe mi ediyorsun ya İbrahim? Karşılıklık Mukaleme Hayır. Mutmain olmak için. Yani tamaşa etmek için, görmek için ya Rabbi. Tabi peygamber gördü ümmetine de. onun ümmetine de, ondan sonraki ümmetlere de gösteriyor tabi onu. Ve bu hadise, o zaman diyor, kuşları kes, rivayete göre o kuşların başları yanında olsun ki, uçan kuşlardan başka bir kuş gönderdim diye şüphe etmeyesin. Yani aynı kuşları dirilttiğimi görmüş olarsın. Ha bunu niye Allah böyle buyuruyor İbrahim Aleyhisselam'ın şüphesinden dolayı değil. Hani insan düşünür ya mesela bir insan öldü, denize düştü, balıklar yedi, balıkları da başka balıklar derken adamın asli cüzleri nerede olduğu belli değil. Bunu nasıl toplar, bir araya getirir ve Allah var eder diye düşünme. Bak. İşte ben bunu yapıyorum. Çünkü ben azizim, ben hakimim diyor Allah Celle Celal. Evet. Bunlar mucizedir. Yahu kes başı kesilmiş olan kuş dirilir mi diyor adama bak ya. Yani ilahiyatçısın ama materyalistsin. Nasıl oluyor? Ya yani nasıl dirilmez? Ee, akıl var, mantık var diyor. Ya öldü de diyor, bu nasıldır? Peki sen öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir ümmet misin? Bir ümmetten misin? Yani İslamiyet'in sadece dünyevi hükümlerle e, mücehhez fakat ölmekle her şeyin biteceğine mi inanıyorsun? Ba'as ba'del mevte inanmıyor musun? Ne demek hocam? Nasıl inanmam? E milyarlarca insanların dirileceğine inanıyorsun da dört tane kuşun dirileceğine nasıl inanamıyorsun? Efendim o ahirette olacak. Ahirette onları kim diriltecek? Allah. Dünyada kim diriltti? Yine Allah. İsa Aleyhisselam'ın ölüyü dirilttiği ayetlerle sabit. Bunu da tabi tevil edersin sen. Allah hidayetten uzak olanlara hidayet nasip eyle. Bu ayetleri değiştirmek, tevil etmek, tegyir etmek asla insanın haddi değildir. Şimdi muhterem müminler, bakınız Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayetlerin değişmez olduğuna dair efendim bir ferman ilahi vardır. Şöyle ki efendim İsa aleyhisselam Evet. 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 Allahu Şan, Celle Celaluhu göndermiş olduğu Ayetlerden hiçbir ayet değişikliğe uğramamıştır. Musa aleyhisselamla Hz. Ali aleyhisselamın yolculukları e, bu hususa da tabii itiraz ediyorlar işte bir peygamber peygamber olmadan olmayandan e, ilim öğrenmez şeklinde. Ama ayet açık açık söylüyor. Sarahaten beyan ediyor. Bunun bir parçasında bir yerinde hatta iza eteya evet. ehle keryetin istatama. Musa aleyhisselam ve Hizir aleyhisselam beraberce yürüdüler. Hat, hatta iza eteya ne zaman ki geldiler ehle kariyetin bir kariye ehline istat'ama orada acıktılar yemek istediler kimden ehle o kariye ehlinden fe ebev iraz etti o kariye ehli neden en yudayifuhuma Onları musafir etmekten ve onlara bir pide vermekten iraz ettiler diyor. Bunu ayet diyor. Bunda şüphe yok. Fevece fiha cidaren yuridu en Orada bir duvar buldular ki yıkılmak üzereydi. Evet, yuridu en yengazza feqamehu. Kendisine bir pideyi esirgeyen ve onları musafir etmekten, istinkaf eden e, insanların o yıkılmak üzere olan duvarı düzeltti. E, Musa aleyhisselam artık patladı. Dedi ya bu nasıl bir şey? Sen bunlardan madem bize bir ekmek vermediler. Bu yaptığın işten dolayı ücret al. İşte orada ayrıldılar Musa aleyhisselam. aleyhisselam. Şimdi bu kariye tabi Musa Aleyhisselam zamanında Hizri Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'a ekmek vermeyen, musafir etmeyen, bir pidehi dahi esirgeyen bir kariyedir. Bu kariye şimdi da yaşıyor tabi. İlerleyen zamanlardan Hazreti Ali Kerremallahu ve cehehu ve radıyallahu anhu hazretlerinin hilafeti döneminde o köyden bir heyet hazırlanıp Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Dediler ki biz Beytimala devlete şu kadar yük altın vereceğiz. Develer yüklü altınlar vereceğiz. Bir isteğimiz var bunu buna mukabil dediler. Hazreti Ali buyurun ne istiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. O ayette diyor ki fe ebev en Yudayfuhuma Musa aleyhisselamla Hizir aleyhisselami musafir almaktan kaçındılar ya ettiler diyor. Fe ama Musa aleyhisselamla Hizir aleyhisselam yemek istediler, ekmek istediler fakat onlar iraz ettiler. Bu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar okunacak. Ve bizim köyümüz Musa Aleyhisselam gibi bir peygambere, Hizri Aleyhisselam gibi bir zata, bir pideyi esirgeyip yemek vermeyen cimri bir kavum olarak kıyamete kadar anılacağız. Biz size şu teklifle geliyoruz ki fe ebev en yudayifuhumanın yerine fe etev en yudayifuhuma yani bir nokta daha koyalım ve bir nokta daha koyarsa ne olur? Fe ebev iraz ettiler. Fe etev istediklerini yerine getirdiler demek olur. Yani o keriye Musa Aleyhisselamla ile Hizir Aleyhisselam'ın isteklerini yerine getirip misafir aldılar demek olur. Ama bir nokta fakat bak mana ne kadar değişiyor. Tam ziddi ziddine. Musafir almamışken musafir almış gibi zikrediliyor. Ee, Hazreti Ali, tabi bunda hikmet var Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri de cevaben bakınız, buna dünyayı verseniz Kur'an'ın bir noktasına bir daha ilave edip etev yapamayız. Bu mümkün değil. Ama düşünün ki dedeleriniz eğer musafir alıp bir pideyi esirgemeselerdi şimdi Kur'an-ı Kerim'de fe etev en yudayyufuhuma olacaktı. Bir pideyle zamanında hasıl olan bir şey zamanı geçtikten sonra bütün dünyayı versen demek ki hasil olmuyor. Öyle ya eğer onlar o ziyafeti yapsalardı şimdi Kur'an-ı Kerim'de Fetev en yudayifuhuma olacaktı. Yani bu bir temsil olarak, misal olarak e, arz ettim ki Kur'an'ın bir harfi değil, noktası dahi değiştirilmez. Evet. Şimdi imanın tefsirini yaparken biz ne yapalım? E, Cibril hadisi şerifini okuyalım inşallah ve öylece meseleyi anlayalım. İman nedir? Evet. Eee Cibril hadisi nasıldı? <Sessizlik> Abdullah ibn Ömer radıyallahu an hazretlerinden rivayet. Kale o dedi ki haddeseni Ebi Ömer ibnül Khattab bana babam Ömer ibnül Khattab anlattı. Abdullah Ömer radıyallahu anh'ın anhumanın yani oğlu. Babam bana anlattı kale dedi ki babam beynema nahnu inde sallallahu aleyhi ve sellem bak bu kadar önemli ve muteber raviler bunlar bu hazreti ömer radıyallahu anh'ının oğluna bunu anlattığında asla şüphe yoktur ve abdullah radıyallahu anh'ının da anlatmadığını söylemeye asla imkan yok Beynema nahnu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendimizin yanında olduğumuz bir sıra zat yevmin günlerden bir gün iz o anda tala aleyna reculun bir adam yanımıza geldi diyor Hazreti Ömer radıyallahu Allah. Şedidu beyaz siyah. Elbiseleri şiddetle beyaz. Şedidu sevadi şar. Saçları şiddetle siyah. Çok siyah saçlı ve beyaz elbiseli. La yura aleyhi eserus sefer. Öyle ki diyor üzerinde sefer eseri yok. Şimdi Arap çölünde uzaktan gelseydi Saçları toz olur, elbisesi toz olur fakat sanki odasından çıkmış gibi, sanki banyodan yeni çıkmış gibi bembeyaz elbiseli ve sipsiyah saçlı birisi, tanımadığımız birisi geldi. Ve la yarifuhu, onu tanımıyor minna bizden ahadun hiç kimse. Hatta celese ilendemi peygamberimizin yanında oturdu. Ama nasıl oturdu? Fe esne de rükbeteyhi ila rükbeteyhi. Dizini peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dizine isnat etti. Diz dize oturdular. Birbirine teveccüh ederek oturdular. Eğitim bu şekilde olur. Evet, onun için Osmanlı medreseleri kenarlarda yani duvarların yanında otururlar talebeler birbirine teveccüh ederdi. İnsanların teveccühünde bereket var buna inanırlardı evet. Evet birbirinin ensesine bakarak ders yapmazlardı. Birbirinin yüzüne bakarak tedrisat yaparlardı. Bunu da örnek olarak Hazreti Cibril'den almışlar. işte bu hadisi şerifte. Ve vada kefeyi ala Evet, bir talebe gibi Cibril ellerini, baldırları, dizleri üzerine koydu. Baktı, kadar teferruatlı, açık anlatıyorlar. Hazreti Ömer. Ve kâle dedi ya Muhammed. Cebrail diyor ki, Cebrail olduğunu bilmiyorlar. Sonra anlaşılacak. Ekbir ni'anil İslam. İslam'dan bana haber ver. Fekale Resulullah. Resulullah buyurdu. El İslam. İslam nedir biliyor musun? En, en teşheden la ilahe illallah. Allah'tan başka ilahın olmadığına şehadet etmendir. Bu yeter mi? Bazılarına göre yeter. La ilahe illallah dersen cennete gidersin. Muhammedur Resulullah'ı demeye gerek yok diyenler de var. Onu da gördük. Evet. Ve enne Muhammeden Resulullah. Ama Cebrail öyle demiyor. La ilahe illallah'tan sonra Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inanmak. Bu bir. Yani Allah'a inanmak bir, Resulüne inanmak iki değil. İkisi bir. Ve tu kıva's salate namazı dosdoğru kılacaksın. Ve tu diye zekate zekat vereceksin. Ve tasuma ramazana ramazan orucunu tutacaksın. Ve tahcce'l beyte Beytullah'ı hac edeceksin. İn istata'te ileyhi sebila. Eğer oraya varmaya takatin yeterse. Bu İslam'ın şartı diye geçer. Peki kale dedi ki Cibril sedekte ya Resulallah. Doğru söyledin. Cevabın doğrudur yüzde yüz. Kale Hazreti Ömer dedi ki bana diyor babam. Fe acibna biz tacib ettik lehu bu sözü. Niye? Yes elhu bir şeyi soruyor ve yusaddiku sonra tasdik ediyor. Yani bilmiyormuş gibi soruyor, biliyormuş gibi söylediğin doğrudur diye tasdik ediyor. Buna tacip ettik biz diyor. Devam ediyor. Fe ehbirni anil iman. Hani şimdi iman şartı beşe, dörde, uçe indiriyorlar ya. Ama Cebrail aleyhisselam bu ayet ne kadar sağlam ve tereddüt edilmezse bu hadis-i şerif ayetin ayarındadır. Cibril hadisi meşhur. Buna ittifak vardır yani. Lütfen iman şartını tenkis etmeyiniz ne olur. Evet, tenkis ederseniz imanınızı tenkis etmiş olur ve noksan olan iman iman sayılmaz. İman bir bütündür. Varsa vardır, yoksa hiç yoktur demektir. Evet, inistata ileyhisebila. Evet. Evet. Sonra imandan soruyor. Kale en tu'mine billah. Bir, Allah'a inanacaksın. Ve melaiketihi, Allah'ın melekleri var. Yani melekler rüzgardır, bilmem nedir, böyle yok. Ve kütübü kitaplarına inanacaksın. Sadece Hazreti Kur'an'a değil, daha önce nazil olmuş olan kitaplar. Musaddikan lima beyne yedeyhi diye geçer değil mi? Daha önceki kitapları tasdik eder olduğu halde Kur'an indirdik diyor. Daha önceki kitapları tasdik etmeyen Kur'an'ı da tasdik etmiş olmaz. Ama muharref olan İncil'i, muharref olan Tevrat'ı tasdik değil bu. Munzel olan İncil ve munzel olan Tevrat. Allah'tan indiği gibisini kabul edeceksin, evet. Evet, vel yevmil ahiri, ahiret gününe inanmak. Evet, burada bitmedi ve tu'mine bil kaderi kadere de inanmak şart. Haylihi ve şerrihi. Hayli ve şerri. Şimdi bu kadere inanma inanmayanlar çıkmaza düştüler. E kader yoktur diyenler efendim. O zaman onlara soruldu. Allah Celle Celaluhu'nun seni ne yapacağını, senin ne yapacağını biliyor mu, bilmiyor mu? Biliyor demek mecburiyetinde kaldılar. E biliyorsa bildiğinin tersi çıkmayacağına göre oldu kader. Bu sefer ne yaptılar? Allah bilmiyor demeye başladılar. Allah korusun. Allah bilmiyor demek Allah ilim sıfatında noksandır demektir. Evet, Subhanallah diyen kişi mümin olur. Neden? allah Teala Hazretleri hakkında kemal sıfatlarına inanıp nüksanlardan Allah'ı tenzih etme manasında olduğu için. Ama sen Allah'ın ilminin efendim e, nüksan olduğuna inanırsan ki bildikleri vardır, o kemal sıfatı, ilim sıfatı. Bilmedikleri vardır demek ne demek? Cenab-ı Mevla'nın sıfatlarından bir tanesi ilim, bir tanesi de cehil demek istiyorsun. Ya bu ne çelişki ya? Koca koca diploma sahibi, bir ilahiyatçı bunu nasıl söyler ya? Ya allah Teala Hazretleri ilim sıfatıyla muttasif değil mi? Bunu inkar ediyor musun? Hayır. Peki soruyorum, ilim sıfatında kamil mi, nakis mi? Cevap ver. Nakıstır efendim. Niye? Her şeyi bilmez. O zaman Allah vazimuşşan. Na sen ne yaptın? Kemal sıfatının tamamının olmadığını söyledin. Çünkü ilmin tamamı olacak ki kemal sıfatı tamam olsun. Ayrıca noksan sıfatıyla muttefsif olduğunu söylüyorsun. Nedir o? Cehil. Allah Celle Celaluhu hayat sıfatıyla müttesiftir, mevt sıfatından münezzehtir. Bir adam dese ki, Allah heydir. Ama uzun bir zaman sonra o da mevt olacak. Bu adam mümin olabilir mi? Olamaz. Niye? Mevt noksanlıktır ezeli ve ebedi olmaya mani bir durumdur. Halbuki Allah nedir? Bakidir. Bakidir aynı zamanda Mevla Teala Hazretleri huvel evvelu vel ahir. Evvel de odur ki, öyle evvel ki la evvele kablehu. Ondan önce evvel yok. Vel ahiru ahir odur öyle ahir ki la ahire ba'dahu ondan sonrası yok. Sen Allah'a böyle inanacaksın ki mümin olasın. Sen daha ahkama inmeden uluhiyette sınıfta kaldın. Allah'ın yüceliğini kabul edemiyorsun. Noksanlıklardan münezzeh olduğunu, kemalat ile muttasif olduğunu kabul edemiyorsun. Allah'ta İlim sıfatı olduğu gibi aynı zamanda cehil sıfatı da vardır. E senden farkı yok o zaman. Sende de ilim de var, cehil de var. Allah'ta da varsa olmadı. Allah'ı bir beşer seviyesine indirdin. Evet. Allah'ın ilim sıfatı vardır ama ziddi olan cehil sıfatından münezzehtir. Anladın mı şimdi? Allah'ın sem' işitme sıfatı vardır. İşitir Allah. Ama semem sıfatı yoktur. İşitmediği bir şey olmaz. Karanlık gecede kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncanın e, ayak sesini duyar kendini görür. Nasıl olur efendim bu? Bu zerrati bilmez Allah. Cüziyeti bilmez. E, sen çoktan mutezile oldun da haberin yok hayat, ilim, semi. Besar sıfatı Allah var Allah. E bu da nihayet sırrıdır. Allah görür. Ney? Her şeyi görür. Görmediği bir şey de var mıdır? Öyle ya bilmediği bir şey varsa görmediği şey de var. E Allah'ın görmediği yeri tespit edersin. Orada günah işlersin. Allah da görmediği için sana ceza vermez. Yani böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey düşündün. Bunu mu çocuk demez ya çocuk. Yani böyle cehaletten öte cahil olan bir kimse demez. Sen cahil olmak için mi okudun ya? Bunu nasıl dersin böyle? Evet. Beser sıfatı vardır. Ema sıfatından münezzehtir. Çorluk görmemek yok. Ondan sonra Kudret Allah'ın kudret sıfatı. Kadirdir, her şeye kadirdir. Evet, her şeye kadirdir ama bir şeye kadir değil desen mümin olabilir misin? O zaman kadir olmadığı kadar acz sıfatıyla muttasif olur. Kudretin ziddi nedir? Acizliktir. Allah'ı acizlikle vasıflayan bir insan nasıl mümin olabilir? Olabilir de Allah'a Allah diye inanmış olmaz. Ya? Bir varlığa inanıyor işte. Hem kudret var onda, hem acziyet var onda. Evet, başka? Kudret varsa acizlik yoktur. Kudretle vasıflamak vacipse, acz ile vasıflamak nedir? Yani Mümteni olan sıfattır. İrade sıfatı var. Allah murad ettiğini yapar. İkrah sıfatı yok. Biri ona zorla bir şey yaptıramaz. Biri bir şeyi yapmaya kendiliğinden de zorlanmaz. Bir başkası zorlayamayacağı gibi kendiliğinden de mecbur olmaz. Dolayısıyla Allah bizi yaratmaya mecbur değildi. Lütfen yarattı yani. Yarattı da neler verdi bize değil mi? Bir kör olarak bir varlık olarak yaratabilirdi. Gözümüz olmazdı. Ne yapardık o zaman? Bir düşün. Bütün dünyadaki insanlar kör. Hayat olur mu Allah Allah aşkına? Evet. Göz çok önemli. Kulak ondan da aşağı değil yani. Kulak Allah işitme sıfatını bize vermeseydi ki kendi sıfatlarından biridir. İlim vermeseydi. Evet bunları verdi ama kendi sıfatlarından bir örnek gibi verdi ama kendi sıfatlarıyla mukayese edilmez. Bizim hayatımız var, mevtimiz var, ilmimiz var, cehlimiz var, kudretimiz var, aczimiz var. Bu sıfatlarla, kemal sıfatlarla vasıflandığımız gibi ziddi olan noksan sıfatlarla da vasıflanıyoruz. Ama Allah sadece kemalat ile mevsuf, nekaisten münezzehtir. Celle celaluhu. Evet. Allah'ın kelam sıfatı vardır. O kelam sıfatıyla ifade eder. İşte kitap gönderir efendim. Ama kelam sıfatının ziddi olan süküt veya afet sıfatlarından munezzehtir. Yani konuşmak istediği halde konuşamamak veya konuşabildiği halde konuşmamak gibi sıfatlardan Allah münezzehtir. Sükut ve afetten münezzehtir. Tekvin yaratma sıfatı Allah'ta vardır ama yaratmaya mecbur değildir. Dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. Ama Allah'tan başka yaratıcı yoktur. İnsan halik olamaz. Belki bazı şeylerin saniyeyi olur ama o bir sanattır. Allah, Allah'ın sani olduğu manada kul sani olamaz. Cenab-ı Hakk'ı kemal sıfatlarla tavsif etmek, bu kadere inanmayı getirir. Şimdi dersimi bitirirken evet. Şunu arz edeyim. Cibril hadisinde evet. ne buyuruluyor? Devamında işte kadere inanmak diyor. Ondan sonra Mel ihsanu ya Resulallah. İhsan nedir ya Resulallah? Bak üç şeyi soruyor. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? E, Peygamberimize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. En tabudallahı Allah'a ibadet etmen, kulluk etmendir. Ne gibi? ki enneke sanki terahu. Görüyormuş gibi ya böyle. Ve inlem tekün terah Ama göremiyorum. Feinnehu yarake o seni gördüğünde şüphe ediyor musun? Sen göremiyorsan o seni görüyor. Onun görmesi, murakabe etmesi zaten senin görmenden daha önemli. Ki ne yapıyorsun, ne yapmıyorsun. Onu murakabe ediyor, ona göre mükafat veya mucazat verecek. Üç, dördüncü soru. Fe ehbirni anis saati ya Resulallah. Kıyametten sorun. Evet, haber ver kıyametten haber ver ya Resulallah. Ne zaman kopacak? Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmediği şeyi söyleyecek olsa bunu da söylerdi. Bilemez mi? Allah kıyametin ne zaman kopacağını. Peygamberine ya bildirdi fakat bildirmesiyle şunu da emretmiş olabilir. Habibim sana bildiriyorum ama sakın bildirme. Veya ona da bildirmemiş olabilir. Biz Allah peygamberine her şeyi bildirir demiyoruz ki. Ama bildirdiği şeyler bizce gayb olsa da peygamber onu bilir. İşte geçtiğimiz derste de misal verdim. Yakub Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam Hemen yanı başında kuyudayken ne bildi ne de kokusunu alabildi. Ama Mısır'dan Yusuf değil onun gömleği 15 sene sonra efendim hareket edince inni le ecidu levla Yusuf levla en tufennidun. Ben Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Bana yine bunak diyeceksiniz ama demeyin. Evet. Ve neticede Yusuf Aleyhisselam'ın hayatta olduğu ortaya çıkmıştır. Demek ki Yakup Aleyhisselam'a bildirdiği zaman da bildi, Allah bildirmediği zaman da li hikmetin bildirmemiştir ve bilmemiştir. Peki. Mel mesulu anha bi e'leme mine's-sâili. Kıyametten sorulan ben, soran senden daha çok bilmiyor bu hususta. Evet, o zaman sormuş cebril Emin. Evet. Fa ekbirni an emarati kıyamet alametlerini haber ver dedi. Kale entelidel emetu rabbeteha. Cariye efendisini doğurduğu zaman. Bu tabi mecazi manada. Yani e, şeyler e, üstün rütbede olanlar aşağı aşağı olanlar yukarı geldiği zaman gibi tevil ve tefsir edenler vardır. Ve en terel hufatel uratel alete ria eşşâi koyun çobanları baldırı çıplak yalın ayak fakru zaruret içinde olan çobanların efendim yetetâvelûne fil bunyan binalar yapmakta yarıştığı zamanda. Sümmentelaka meliyyen burası önemli. Sonra kalktı yavaş yavaş gitti. O gelen Cibril henüz Cibril olduğu bilinmiyor. Ama kimse tanımadı. Diyecekler ki buranın ehlidir ama tanımıyoruz. Diyecekler ki uzaktan geldi ama sefer eseri üzerinde yok. Sümme Sonra peygamber bana dedi diyor bak. Kim? Hazreti Ömer. Ya Ömer, ey Ömer, etedri bilir misin meni sailu? Şu sualları bana soranı bilir misin? Kultu bende de dedim ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü bilir. Kale fe innehu Cibril. İşte o cibrildi etaküm size geldi diyor allimeküm dineküm dininizi öğretmek için öyleyse fevacibun aleyna bil kader ve bil kadai evet yeti fil haber biz kadere inanıyoruz çünkü Cibril hadisinde kader vardır. Fevacibun aleyna el imanu bil kader ve bil kazai yeti fil haber. Allah Celle ve Ala Hazretleri altı iman esasının tamamını tasdik eden ve böylece sağlam imana sahip olan evet kişilerden eylesin bizi. Muridul hayri ve şerril kabihi ve lakin leyse yarda bil muhali. Emalinin sahibi de diyor ki, Muridul hayri ve şerril kabihi. Hayır ve Çilkin olan şerri de murad ediyor Allah. Ve lakin leyse yarda bil muhali. Lakin muhal olana razı değildir. Allah Celle ve Ala Hazretleri, memleketimizi ve bütün İslam diyarını iman şerefiyle müşerref eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, mümeni bih olan hususlara imani hepimize, bütün milletimize nasip eylesin. Ve buna mukabil Cenab-ı Mevla'nın hem dünyada saadet içinde yaşamayı hem de ahirette cenneti kazanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eylesin. Dertlilerine dermanlar nasip eylesin. Namurad olanlarını murad eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu memleketimizin karşı karşıya olduğu terör belasından memleketimizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu terör vasıtasıyla teröristler vasıtasıyla bizi taciz eden koca koca devletleri ıslah eylesin. İslahları mümkün değil ise ya Rabbi, senin azametinle, kudretinle onları tarumar ile Bize kastedip, eşkiyalarını bize salan o e, devletlerin hangisi olursa olsun, senin kudretinin karşısında asla mukavemet edemezler sana ayandır olanları biliyorsun ya rabbi bize yardım onları da hezimete uğrat allahım onlar kendilerini çok kudretli kuvvetli zannederler ama 20 dakikalık bir yağmur insanları taciz etti adeta Caddelerde, sokaklarda yürüyemez oldular. Bu yağmur 20 dakika değil de 20 saat olsa ne Amerika kalır burada ne de oteki. Ya Rabbi, yağmurları bize rahmet olarak lazım olduğu kadar irsaleyle, gizebini de bize değil de bizimle uğraşan ehli küfre indir ve onların arasında salimin ganimin olarak bizleri yaşat onların şerrinden bizleri beri eyle bizi onların şerrinden de beri eyle ehli küfrü küfür içinde muzmehil olmasını ve alacakları ve aldıkları tedbirleri kendi aleyhlerine reddu icra eyle ya Rab. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.